Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Gayet tabii ki cennetin meyveleri sınırsızdır ve çeşit çeşittir. 10. sözde denildiği gibi hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde, öyle has ibadına, kullarına öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ve ne kalbi beşere hutur etmiştir. İnsanın hiç aklına, hayaline gelmeyen nimetleri Rabbimiz bize cennette ikram edecek. Sınırsız ve çeşit çeşit olacak. Tabii ki biz bu sohbetimizde özellikle meşru muhabbetin, sevmenin cennetteki bazı meyvelerini görmeye, anlamaya, tatmaya gayret edeceğiz. 32. sözde bu mevzuyla ilgili olarak gayet güzel işaretler edilmiş ve çok da güzel açıklanmış. Bu işaretlerden birkaç tanesini okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Yani meşru muhabbetin helal dairesindeki sevmelerin çeşitlerinin birkaç tanesini cennetteki meyvelerini anlamaya gayret ediyoruz. Birinci işaret, leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane şükredercesine muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi Kur'an'ın nasıyla cennete layık bir tarzda leziz taamları güzel meyveleridir. Cennetin leziz taamları ve güzel meyveleridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Böyle iştahçasına bir muhabbettir. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin ve nimette ve taam içinde inam ilahiyi ve iltifat-ı rahmaniyi gördüğünden o lezzetli şükrü manevi cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği hadisin nasıyla, Kur'an'ın işaretiyle ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. Yani burada leziz bir, mesela bir can eri yiyoruz. Gözümün önünde olduğu için söylüyorum. Onu yiyoruz. Sonunda başta Bismillah, sonunda Elhamdülillah diyoruz. Bu arada yerken de bunun Cenab-ı Hakk'ın bir ikram-ı şahanesi olduğunu düşünüp, özel, hususi bir ikram olduğunu düşünüp fikrediyoruz. Bu şekliyle bu meyveye yapılan muhabbette sonunda Elhamdülillah diyoruz. Ve o elhamdülillah kelimesi bir cismani cennete layık bir meyve olarak tekrar cennette karşımıza çıkıyor. Ve orada inşallah afiyetle bunu yiyeceğiz. Ne kadar hoş güzel bir meyve. Yani dünyadaki muhabbetin meşru olanlarından, mesela bir meyveye olan bir muhabbetin cennetteki neticesi ne kadar hoş, şirin, tatlı, güzel. Bir diğer muhabbet çeşidine bakalım. İkinci işarette, dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet. İnsanın kendi nefsini sevmesi. Nefsine meşru dairede muhabbet, mehasinine bina edilen muhabbet değil. Yani sizde, bende gördüğümüz bazı güzel hasletler oluyor ya, bunlara yapılan muhabbet bu meşru muhabbet değil. Ya asıl meşru muhabbet neymiş? Şu. Belki noksaniyetlerini görüp
tekmil etmeye bina edilen şefkat ile ve onu hayra sevk etmek neticesi o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Yani bizim nefsimize olan muhabbetimiz aslında bizde görünen mesela yani bazı kemalatlar, güzellikleri değil. Ya biz nefsimizin ayıbını, kusurunu görüp onu kusurlardan halas edeceğiz, kurtaracağız. Bu şekliyle muhabbet edeceğiz. Yani bizim nefsimize acımamız aslında onu ne yapacağız? Hata ve kusurlardan beri tutacağız. Hata kusurlardan onu kurtarmaya çalışacağız. Bu şekilde yapılan bir muhabbetin, meşru muhabbetin, yani nefsi hata ve kusurlardan kurtulmasını sağlayacak bir muhabbet, asıl muhabbet bu. Bu da ne yapıyor? O nefse layık mahbubları cennette meyve olarak veriyor. Nefis, madem dünyada, heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş. Cenab-ı Hak yolunda güzelce heva ve hevesini nefsimiz kullanmış. Cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş. Güzel bir şekilde, meşru dairede Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde nefis bu duygularını yönlendirmiş. Ona dünyadaki meşru ve ubudiyet kârını muhabbetin neticesi olarak, bu muhabbetin neticesi olarak cennette, cennetin 70 ayrı ayrı enva zinet ve letafetinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi giydirip nefisteki bütün hasseleri memnun edecek. Nefisteki bütün hasseleri, bütün duyguları memnun edecek, okşayacak 70 enva hüsünle vücudunu süslendirip 70 tarzda 70 güzelliklerle giydirilip vücudunu süslendirip her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri o dar-ı bekade vereceği pek çok ayet ile tasrih, yani ayetle açık bir şekilde belirtiliyor ve ispat ediliyor. Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Gençliğimizi seviyoruz. Nasıl seveceğiz, sevdiğimizi nasıl göstereceğimiz, nefsimizi hata ve kusurlardan mümkün mertebe sıyıracağız. İbadetle, taatla, helal dairesinde, meşru yolda, bu iman Kur'an hizmetinde nefsimizi, gençliğimizi yönlendireceğiz. Bu şekilde geçirdiğimiz zaman bize de cennette ebedi bir gençlik meyve olarak takdim edilecek. Bu az bir ücret değil. Diğer bir çeşit muhabbetin neticesine bakalım. Üçüncü işarette refikay hayatının meşru dairesinde, refikay hayat, hayat arkadaşımıza, eşimize, hanımımıza veya beyimize, neticede her iki taraf için bu geçerli olan bir şey, refikay hayatına meşru dairesinde, bu şu anda okuyacağım kısım hanımlarla ilgili özellikle ne diyor? Latif şefkatine, değil mi, hanımlarda olan bir özellikle? Latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binen samimi muhabbet ile, samimi muhabbet neye? Meşru dairede latif şefkatine, güzel hasletine, ahlak özelliklerine ve hüsnü siretine, kalp güzelliğine, ahlak güzelliğine binaen samimi muhabbet ile refika hayatını da naşizelikten, yani geçimsizlikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise ne yapacağımız? Şunu yapacağız. Erkek hanımına, hanım beyine ne yapacak?
mümkün mertebe hoş, güzel bir şekilde davranarak geçimsizlikten her biri diğerini muhafaza edecek. Bu şekilde ve günahlardan muhafaza etmenin neticesi ukrevi ise rahim-i mutlak o refik-i hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde ona dar-ı saadette ebedi bir refik-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütellezzi nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek eniz, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhib ve mahbub olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat'i verecektir. Özellikle Yasin-i Şerif'in 5. sayfasında biliyorsunuz bu güzel bir şekilde tasvir ediliyor. Bismillah. İnne ashabel cenneti liyume fî şugulün fâkihûn. Hum ve ezvâcun fî zilâlin alelâ râik müttekihûn. Lehum fîhâ fâkihûn ve lehum mâ yedde'ûn. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Sadakallahu lazim. Yani burada ne yapıyorlar? Böyle koltuklarda oturarak dünyevi hatıralar birbirine tatlı bir şekilde naklediyorlar. Rabbim inşallah bizleri onlardan eylesin. Amin. Yine meşru muhabbetin, yani helal dairesindeki muhabbetin yine uhrevi cennetteki meyvelerinden bir çeşidine yine işaret edelim. 4. işarette validin ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Ana babaya ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Meşru muhabbetin. Yani Kur'an ve hadisin gösterdiği tarzda bir muhabbetin neticesi. Nas-ı Kur'an ile bu ayetle sabit. Cenab-ı Erhamer Rahim'in onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mes'ud aileye safi olarak lezzeti, sohbeti, cennete layık bir hüsn-i muaşeret suretinde dar-ı bekada ebedi mükafat ile ihsan eder. Yani cennetinde biliyorsun 8 tane cennet var. Her birinin farkları var. Birimiz orada, birimiz orada olsak bile ne yapıyor Rabbimiz? Bizi bir araya getirip sohbet ettiriyor. Cennette layık bir hüsn-ü muaşeret suretinde dar-ı bekada ebedi mülakat ile ihsan ediyor. Böyle karşılıklı bir araya getiriyor. Rabbimiz bunu bize ne yapıyor? İhsan ediyor. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, vildanın muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerin kucaklarına verir. Veletperverlik hislerini memnun eder. Ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Sinni teklif biliyorsunuz artık imtihanın başlandığı 15 yaşından evvelki yaşlar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur. Bir daha okuyorum cümleyi. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, cennet tenasül yeri, çoğalma yeri olmadığından cennette yoktur zannedilirdi. Demek ki bazıları öyle zannetmişler. Cennette çocuk çoğalma olmadığı için çocuk sevgisi de olmaz zannetmişler. Ama öyle değil. Nasıl? İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte
kablel bülû evladı vefat edenlere müjde. Burada da küçük yaşta çoluk çocuğu vefat edenlere, ana babaya çok büyük bir müjde var. Cennette ebedi olarak o vefat eden çocuklarını çocuk olarak sevecekler. İşte meşru muhabbet böyle oluyor. Bir diğer muhabbet çeşidine bakalım. Beşinci işaret, dünyada el-hubbu fillah hükmünce, yani sevgi, muhabbet Allah içindir hükmünce, salih ahbaplara muhabbetin neticesi cennette ala sururun mütekabilin ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerine oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya mecralarını, maceralarını ve kadim olan hatıralarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. Demek ki salih olan kişiler olan muhabbetimizde onun neticesi olarak da ne yapıyormuşuz? Ahirette Rabbimiz bizi bir araya getiriyor. Çok güzel bir şekilde muhabbetle, cennete has, cennete layık bir muhabbetle, orada da bu muhabbetlerimizi inşallah devam edeceğiz. Altıncı işaret, bakalım neyden bahsediyor? Altıncı işarette de enbiya ve evliyaya, özellikle peygamberlere ve evliyalara Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahta, haşirde istifade etmekle beraber. Daha ne istiyoruz? Muhabbet ettiğimiz evliyaların, özellikle de enbiyaların, peygamberlerin, başta aleyhissalatü vesselam olmak üzere onların şefaatleriyle berzahta, haşirde ne yapacağız? İstifade edeceğiz. Bununla beraber gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifade etmektir. Evet, feyizlenmektir. Evet, el mer'u ma'a men ahabbe sırrınca, adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği âli makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. Mesela şimdi diyelim ki reisi cumhurla görüşmek için ben direkt gitsem görüşemem. Ama onu diyelim ki bir evladıyla, bir akrabasıyla, bir sevdiği birisinin yanına takılırım, giderim, reisi cumhurla çok rahat bir şekilde görüşürüm. Ahirette de inşallah bizim sevdiğimiz evlalar var, büyük zatlar var. Biz bunların koluna gireceğiz, onlar bizi götürüp aleyhissalatü vesselamla görüştürecekler. Ya bundan büyük saadet olabilir mi? Onun için kişi sevdiğiyle beraber de sırrını böyle anlamak lazım. Biz aleyhissalatü vesselam'ı canımızdan çok seviyoruz inşallah. Ama biz onunla doğrudan birebir görüşmek için ne yapıyoruz? Bazı büyük zatlara diyoruz ki ya beni bir görüştür. O da hadi gel benimle beraber diyor. Koluna giriyoruz ve onun makamına gidip orada sohbet ediyoruz. İşte bu meşru muhabbetin böyle bir meyvesi var. Ahiretteki meyvesi. Yedinci işaret. Bakalım bu neden bahsediyor? Bu da güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin. Tam da şu anda bahardayız değil mi? Baharı seviyor muyuz? Sevmeyen kim var ki? Sevmeyen kim var ki? Peki bahara meşru muhabbet nasıl olacak? Ne diyor? Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin, yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla. Çok hassas bir nokta bakın. Ne kadar güzel değil. Ya ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki efalin güzelliğini, o fiilin güzelliğini ve intizamını ve intizamı efal arkasındaki o güzel fiiller arkasındaki güzel esmanın cilvelerini görmek ve o güzel esmanın arkasındaki sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmeklin neticesi ise, yani
güzel bir gül, güzel bir meyve, bahsettiğim gibi can eri. Burada ne göreceğiz? Güzel bir fiil var, yaratılmış. Orada neler var? Esmalar var. Onun arkasındaki, değil mi, sıfatları var. Buradan bizim ihtiyacımızı bilen, gören, bize merhamet eden Rabbimizin isimlerini, esmasını ve kendisini sevmek. Bu muhabbet, işte meşru muhabbet böyle oluyor. Yoksa alıp ağzına atıp yemek değil. Ya bu da ne kadar güzelmiş değil. Elhamdülillah. Rabbim acizimize, fakrımıza, zaafımıza binaen bu meyve bize ikram etmiş diyerek, düşünerek bir muhabbet etmek ve bunun neticesi olarak da dar bekada o güzel gördüğüm masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda Esma'nın cilvesini ve Esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. İnşallah nasip olacak. Hatta ince bir nokta, bak ne diyor. Hatta İmam-ı Rabbani radıyallahu anh demiş ki letaif-i cennet cilve Esma'nın temessülatıdır. Teemmel. Yani biraz düşünmek lazım. Letaif-i cennet, cennetin bütün güzellikleri cilve-i esmanın temessülatıdır. Rabbimizin isimlerinin yansımasıdır. Oradaki bütün o güzellikler. Sekizinci işaret, dünyada dünyanın ahiret mezrası ve esma-i ilahiye aynası olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi. Biz dünyayı ne olarak görüyoruz? Dünya, ahiretin tarlası, mezrası, burada ekip orada biçeceğiz. Ve diğer bir konuda Esma-i Hüsna'nın burada gölgeleri tecelli ediyor, değil mi? Esma-i Hüsna burada tecelli ediyor. İşte yaratıyor, renklendiriyor, süslendiriyor, renk veriyor, şekil veriyor, hayat veriyor, öldürüyor, diriltiliyor ve herkese. Bu şekilde bir muhabbetin uhrevi neticesi dünya kadar, fakat fani dünya gibi fani değil. Çünkü cennet nedir? Fani değil, baki. Baki bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen Esma, o cennette aynelerin de en şaşalı bir surette gösterilecektir. Dünyadaki Esma-i Hüsna'lar dünyaya göre tecelli ediyor. Ama ahirette cennetin o üstün mertebesine göre oradaki de Esma-i Hüsna en mükemmel bir şekilde tecelli edecek. Her şey cennetin dünyadaki olan üstünlüğü nispetinde, güzelliği nispetinde Esma-i Hüsna da orada inşallah tecelli edecek. Cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları, dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları, kabiliyetleri en lezaiz ve kemalatla sümbürlenecek surette ona verileceği rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi hadisin nususuyla ve Kur'an'ın işaretiyle sabittir. Yani burada ki dilimizin aldığı lezzet cennette çok farklı olacak. Buradaki kulağımızda duyduğumuz sautlar, sesler farklı, cennette farklı olacak. Burada gözümüz görüyor ama cennette çok daha güzel, cennete layık bir tarzda göreceğiz inşallah. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, burada da yine bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dünyanın üç yüzü var. Birisi ahiretin mezrası, birisi Esma-i Hüsna'nın tecelligahları. Biz zaten bu iki yüzü okuduk. Burada bu bahislerimizde vardı, bahsimizde. Üçüncü yüzü de bütün hataların, kusurların menba olan, değil mi? Mezmum, zemmedilmiş o kötü muhabbet değil. Yani dünyayı dünya için sevmek değil. Sadece dünyada yaşayacakmışız gibi varımızı, yoğumuzu, muhabbetimizi, her şeyimizi dünyaya vermek değil. Ehli dalaletin yaptığı gibi
bu büyük bir hata oluyor. İşte bu değil diyor. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü, biraz önce bahsettiğimiz o iki yüzünü, esma ve ahiret için sevmiş ve ibadeti fikriyle o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş. Bu iki yüzüyle yaptığımız bütün bu işler, muhabbetler, çalışmalar, yapılan evler, işte arabalar, bahçeler, aklınıza ne geliyorsa, bilgisayarlar, bu iki noktadan bakılıp yapıldığı sürece bütün bunlar neymiş? Meşru dairede bir muhabbet ve bu adeta bütün bunlarla dünyamızla beraber ibadet etmiş gibi oluyoruz. Elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Değil mi? Bir sürü icatlar yapıyoruz. Bu icatları mesela şu anda işte bilgisayar ve telefonlarda biz meşru dairede, helal dairede bu şekilde iman Kur'an hizmetinde kullandığımızı düşünerek yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Bütün bunlarla adeta ibadet etmiş oluyoruz. Şu anda telefonlarımız, bilgisayarlarımız da ibadet ediyor bu iman Kur'an hizmetine dahil olmakla. Bunun gibi. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mezrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aynayı esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir cennettir. Hatta o kadar ki daha büyük bir cennet veriliyor. Değil mi aleyhissalatü vesselam? Öyle diyor. Burada bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet mesela. Ne demek? Bu kadar büyük şey. Bunu 28. sözde bu sırrı harika bir şekilde bu hadis-i şerifi izah etmiyor. 9. bir işaret daha okuyalım. 9. işaret, bakalım o neye bakıyor? İman ve muhabbetullah'ın neticesi. Bu da işte geldik meyvelerden, tamlardan, nefisten derken eşimizden, büyük zatlardan, evliyalardan, peygamberlerden, bahardan geldik. Asıl can alıcı nokta olan iman ve muhabbetullah, Allah'a muhabbet. Bunun neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla, dünyanın 1000 sene hayat misdanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı. Dünyanın 1000 sene mesut hayatı bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat müşahedesine değmeyen bir kutsi, münezzeh cemal ve kemal sahip olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi, rüyetidir ki hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Yani cennette inşallah Rabbimizi bir görmemiz bizim dünyada milyonlarla saadetli bir hayatımızdan daha fazla saadetli, daha güzel bir hal. Rabbim nasip eder, lütfuyla, keremiyle bekliyoruz, intizar ediyoruz inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak herkes vicdanen hisseder. Ya bu Yusuf Aleyhisselam dünyanın en güzeli diyorlar, nasıl birisiydi acaba diye insan merak eder. Hele ki güzeller güzeli olan Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek. Rabbim ahirette değil dünyada da görmeyi nasip etsin inşallah rüyamızda. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar merhub, merakaver ve şuhudu ve ne derece matlup ve iştiyakaver olduğunu kıyas edebilirsen et. Kıyas edemiyoruz ama arzu ediyoruz, talep ediyoruz, intizar ediyoruz. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle, özellikle de aleyhissalatü vesselamın şefaatiyle Rabbimizden
bekliyoruz. İnşallah nasip eder. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.